İlk olarak AYT ne kadar etki ediyor bizim sıralamamıza, bundan bahsetmek istiyorum size ki. Onun çok büyük bir kısmı gördüğünüz gibi tamamen TYT konularından geliyor. TYT'den kastım 9, 10 ve temel matematik kısımlarından geliyor. AYT diyoruz, AYT'nin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz sürekli. Evet, ama TYT konuları zaten AYT'nin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Bir hemen genel dağılıma bakalım istiyorum bir de. Herkese selamlar, bugün AYT konularını konuşuyoruz. Eşit ağırlık sayısal ve sözel öğrencileri AYT'de hangi testlerden, hangi derslerden sorumlular ve en önemli konular hangileri? Birazcık onları inceleyeceğiz. Bu videomuzda hemen başlayalım. İlk olarak AYT ne kadar etki ediyor bizim sıralamamıza, bundan bahsetmek istiyorum size ki yeniden önemini hatırlayalım. Birazdan göreceğimiz konuları da buna göre değerlendirebilelim. Buna bu arada 2022 eşit ağırlık puanlarını baz alarak yaptım bu kıyaslamayı. Bir öğrenci TYT'de 2 net arttırırsa ortalama olarak 1000 sıralama ileri gidebiliyor. Ama aynı öğrenci 2 TYT net yerine AYT net arttırırsa 6000 sıralama ilerleyebiliyor. Bu da gideceğiniz okulu, bölümü gerçekten değiştirebilecek büyüklükte bir sıralama. O yüzden size bir bunu hatırlatmak istedim en baştan. Bu farkı da ne yaratıyor? Birazdan göreceğiz aslında. Bu testleri hatırlatmak isterim sizlere. Hepimize, tüm öğrencilerin eline bir adet kitapçık veriliyor AYT oturumuna gittiğinizde. Onun içerisinde sayısal eşit ağırlık sözel öğrencileri için dersler ayrılıyor. Oradan alanınıza uygun olan testi çözüyorsunuz. Bir tane matematik testi var bu kitapçıkta. Bu test ortak bir test. Hem sayısal hem eşit ağırlık öğrencileri aynı testi çözüyorlar. Sosyal bilimler bir testi yine ortak testlerden eşit ağırlık ve sözellerin birlikte çözdüğü. Sözeller ayrıca sosyal bilimler iki testinden de sorumlu oluyorlar bu sınavdan. Hemen bir katsayıları konuşalım. Az önce bahsetmiştim ya size bir dalgalanmadan, neden TYT ve AYT arasındaki sıralamanın bu kadar değişkenlik gösterdiğinden. Burada da görüyoruz aslında. TYT konuları videomuzda ne demiştik? Bir sorunun puan değeri 1.3-1.4 arasında değişiyor. Burada ne görüyoruz? 3 puan, 2.85 puan, 3.07 puanlar görüyoruz ki birazdan daha yüksek puanlar da göreceğiz. Bu da oradaki büyük farkı aslında oluşturan temel sebep zaten. Örneğin eşit ağırlığa geldiğimizde coğrafyada bir sorunun 3.33 puan değerinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse TYT'de bir sorunun 3 katı değerinde yani. Hemen sözele gelelim. Burada da 2.8 ve 3.33 aralığında değiştiğini görüyoruz testlere ait puanların. Şimdi hemen ders ders konuşarak başlayalım. Ben burada birazcık derslerde nelere daha çok dikkat edelim, hangi konular daha önemlidir bunları konuşmak istiyorum sizinle. İlk olarak AYT matematik testinden başlayalım. Şimdi burada sol tarafta gördüğünüz gibi ben TYT ve AYT olarak sınıflandırdım bu konuları. Onun çok büyük bir kısmı gördüğünüz gibi tamamen TYT konularından geliyor. TYT'den kastım 9, 10 ve temel matematik kısımlarından geliyor. Soruların yaklaşık 14 tanesi diyebilirim. %30'una tekabül ediyor yaklaşık olarak. O yüzden TYT'de yaptığınız her şey AYT'nin büyük bir oranında size yardımcı olacak. Zaten hem temelinizi oluşturuyor, o ayrı bir konu, hem de doğrudan soru da geliyor. Onu da aklınızda bulundurun. Bir sonraki kısımda AYT kısmı. Artık hani parabol, trigonometri, karmaşık sayılar, logaritma ile başladığımız, tamamen AYT'ye girdiğimiz kısım. En büyük kısım buradan zaten. En büyük sorulan sorular buradan. Zaten gördüğünüz gibi hani en çok büyük oranda gelen, en büyük oranlı konularda bunlardan oluşuyor zaten. Trigonometri çok çok önemli bir konu. Bunu iyi bilen bir öğrenci gerçekten çok güzel puanlar alıp çok güzel sıralama farkları atabilir bu konudan. İkincisi logaritma, gördüğünüz gibi önemli konulardan. Bazen daha temel seviye soru, bazen daha zor sorabildikleri konulardan. Diziler gördüğünüz gibi her yıl gelmiş. Limit süre birazcık daha birlikte gibi düşünebiliriz. Birlikte düşünürsek neredeyse son 2 yıla baktığımızda 1 yıl 6, 1 yıl 5 soru geldiğini görüyoruz. Bu da oldukça önemli. İntegral de aynı şekilde 4 soru. 2020 bu arada dikkatinizi çekmiş olabilir. O yıl AYT konuları biliyorsunuz pandemiden dolayı alınmamıştı sınava. Oradaki fark bundan kaynaklanıyor. Onu bir hatırlatmak isterim. Şimdi 31 soru 9, 10, 11, 12 matematik konularından çıkıyor. Geometri yok burada. Şimdi geometri sayfasına geldik. Burada da gördüğünüz gibi çoğunluğu yine bizim TYT için çalıştığımız konular oluşturuyor. Hani AYT diyoruz, AYT'nin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz sürekli. Evet, ama TYT konuları zaten AYT'nin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Temelini oluşturuyor. Bunu da aklımızda bulundurmamız lazım her zaman. Peki burada en çok nelerden gelmiş? Çember, daire, çember, analitiği, her yıl soru gelen konular gördüğünüz gibi. Noktanın doğrunun analitiği, bunlar da çok önemli konulardan. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii ki gördüğünüz gibi üçgende alan benzerlik ya da işte açıortay, kenarortaydan soru gelmiyor gibi gözükebilir. Şöyle bir şey var. Bunlar diğer konuların temelini oluşturuyor. Bu yüzden bunlar önemsiz, kenara koyalım gibi bir şey zaten diyemiyoruz. Diğer soruların içerisinde bunu her zaman göreceğiz. Devam ediyorum. Bir hemen genel dağılıma bakalım istiyorum bir de. 14 soru TYT konularda, yani 9-10. Sınıf temel konulardan karşımıza çıkıyor. 9 soru geometri tarafından sadece soruluyor. 17 soru da AYT konularından geliyor. Yaklaşık olarak bu arada kesin değil. Artı eksi 1, 2 gibi düşünebilirsiniz. Hemen fizikle devam edelim. Fizikte de gördüğünüz gibi bazı her yıl sormayı sevdikleri konular var gibi gözüküyor. Örneğin burada basit harmonik hareket konusu
sorusunun her yıl birer soru geldiğini gördüğümüz konulardan ya da dalga mekaniği aynı şekilde, atom fiziğine giriş aynı şekilde, modern fizik ve modern fiziğin devamı uygulamaları konusunda aynı şekilde her yıl konu gelen sorulardan bunları yine dikkate ekstra almamız gerekli diye düşünüyorum. Hemen kimyaya geçelim. Kimyada da gördüğünüz gibi organik kimya hem büyük bir konu hem de çok soru gelen konulardan. Sadece 2020'deki o özel durumdan dolayı daha az soru gelmiş ama diğerlerinde gördüğünüz gibi 3-4 soru her yıl geliyor. Hem büyük hem önemli konulardan bir tanesi. Buradan da diğer konuları inceleyebilirsiniz zaten. Biyolojiye geçtiğimizde en çok soru gelen konulara baktığımızda bitki biyolojisi, gördüğünüz gibi önemsememiz gereken büyük konulardan, genetik ve protein sentezi ikişer soru gelen konulardan, komünite ve popülasyon ekolojisi de ikişer soru gelen konulardan olmuş. Tabii ki bu diğer konuları önemsiz yapmaz ya da her yıl aynı konulardan soru geleceği anlamına da gelmez. Sadece biraz daha bu konuyu önemsememize sebep olabilir diyebiliriz. Ama her konu önemli. Her konunun puan değeri çok yüksek AYT için. Hepsini önemsememiz gerekiyor. Şimdi sosyal bilimler bir testine geçtiğimizde bizi ne karşılıyor? Yani hem eşitarlık hem sözel öğrencilerinin sorumlu olduğu test olan sosyal bilimler bir testi. 24 tane edebiyat sorumuz var. İçerisinde anlam bilgisi soruları da var bir miktar. 10 tane tarihten sorumuz var. 6 tane de coğrafyadan sorumuz var. Şimdi edebiyata geldiğimizde gördüğünüz gibi en son 6 tane anlam bilgisi sorusu gelmiş edebiyatta. Yani edebiyat testinde tamamen anlam bilgisi hayatımızdan çıkmıyor. Dil bilgisi gelmiyor gördüğünüz gibi bu testlerde. Asla gelmeyecek anlamına gelmiyor. Ama şu ana kadar gördüğünüz gibi bu sisteme geçildiğinden beri hiç dil bilgisi sorusu gelmemiş. Öncesinde de sorulmuyordu. Şiir bilgisi önemli konulardan, Cumhuriyet dönemi önemli konulardan, divan edebiyatı önemli ve büyük konulardan. Bunlara ekstra dikkat etmek lazım diyelim ve devam edelim. Şimdi coğrafya konusu biraz daha öğrencilerin kafasında karmaşık olabiliyor. Çünkü coğrafya 1 ve coğrafya 2'de çok küçük farklar var gerçekten. Onları elemeye harcadığımız çabaya değmeyecek farklılık, küçük farklılıklar var. O da neyden kaynaklanıyor? Aynı kitabı kullanıyorlar aslında. Hem sözel hem eşitarlık öğrencileri. Ama birisi 2 saat ders görüyor, birisi 4 saat ders görüyor ve oradan kaynaklanan bir farklılık. Ama buna enerjinizi harcamayın derim. Bunları ayıklamak için enerji harcamaya çok gerek yok. Zaten birkaç tane daha öne çıkan konu var. Ekosistem, bölgeler ve ülkeler, işte çevre ve toplum. Biraz daha öne çıkan konular. Daha önemlisi aslında harita bilgisi. Çünkü hem TYT'de hem AYT'de her yıl hem sosyal 1'den hem sosyal 2'den ikişer soru geliyor. Yani bu konularla beraber sordukları İki soru görüyoruz biz harita bilgisi içeren. O yüzden harita incelemelerine vakit ayırmak gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi tarihe geldiğimizde burada da TYT ve sosyal bir sosyal iki testlerindeki tarih testleri gerçekten konuları çok ortak. Birazcık daha öne çıkan konular var elbette. Türk dünyası ilk ve orta çağlarda Türk dünyası öne çıkıyor. Milli mücadele çok önemli konulardan. İnkılap tarihi, Atatürkçülük önemli konulardan. Bunun dışında İslamiyet'in kabulü hem TYT'de hem AYT'de gördüğünüz gibi sık sorulan konulardan. Buradaki dağılım bu arada tarih bir testine göre ama yaklaşık olarak tarih 2'de de benzer bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sosyal 2'ye geçiyorum. 11 soru tarihten var. Felsefe grubunun altında 4 tane dersimiz var. Psikoloji, felsefe, sosyoloji, mantık. 12 soru geliyor buradan. Coğrafyadan 11 sorumuz var. Din kültürü ve ahlak bilgisinden de 6 sorumuz var. Hemen psikoloji konularını inceleyelim. Gördüğünüz gibi biraz daha eşit bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Çok öne çıkan bir konu var gibi gözükmüyor. Burada çıkmış soruları incelemek biraz daha önemli olur. Sosyolojiye devam ettiğimizde psikolojiyle benzer bir dağılım görüyoruz. Her yıl her sorudan bazılarından gelmiş, bazılarından gelmemiş. Burada doğrudan bir ayıklama yapamıyoruz. Çok daha önemlidir gibi. Felsefe ve mantık soruları. Bu sayfaya geldiğimizde de felsefe ve mantık sorularının dağılımını görüyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi testine de geldiğimizde İslam ve bilim konusunun her yıl sorulan konular olduğunu görüyoruz. Kur'an'da bazı kavramlar konusunun yine her yıl sorulan konulardan olmuş. Bu eleyici konulardan da bir tanesi. Burada kavramları bilmenin önemini tekrar görüyoruz bu tabloyla beraber. Benim sizlere bahsetmek istediğim AYT konularıyla ilgili bilgiler bunlardı. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa aklınıza takılan. Lütfen yorumlarda sormayı unutmayın. Cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.